Altaş TV Ana Haber Bülteni'nden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde 2024 yerel seçimleri ve aday belirleme süreci vardı. En küçük rehavete, fitneye izin vermeden neticeye ulaşacağız dedi. Yolunu, kaldırımını, asfaltını, çöpünü, kanalizasyonunu, arıtmasını çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye 100 yılı belediyeciliği ile hep birlikte çıkacağız. Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan arkadaşlarımız varsa, bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bu partide şahsım dahil hiç kimse la yüsel değildir. İstisnasız her bir arkadaşımız ülkemize, milletimize, şehrine ve partimize verdiği hizmet ölçüsünde değer sahibidir. Belediye başkan adaylarımızın bu anlayışla belirlemek boynumuzun borcudur. Bireysel siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmalarını zehirlemesine izin veremeyiz. Genel merkezimizden, meclis grubumuzdan, teşkilatlarımızdan beklentim 31 Mart seçimleri sürecine bu ilkeler çerçevesinde yaklaşmalarıdır. Aksi takdirde milletimizin karşısında hep birlikte boynumuz eğik kalırız. Hep birlikte boynumuz, inanın, eğik kalır ve nasıl oldu da biz bu duruma düştük deriz. Onun için kararlı olacağız. Böyle bir vebalin altından hiçbirimiz kalkamayız. Diğer partilerde kimi maddi, kimi ahlaki, kimi şahsi dalaverelerle ortaya çıkan rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Bunun için hep birlikte partimize ve partimizin kuruluş ilkelerine dört elle sarılmamız gerekiyor. Belediyelerde ve hükümette geçen uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını, tam tersine tecrübeyle olgunlaştırdığını milletimize göstereceğiz. İnşallah amacımız 31 Mart'ta 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Değerli kardeşlerim, bu hedef doğrultusunda sen, ben yok, biz varız. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü başarılı operasyonlarıyla orduya güven veriyor. Son aylarda İçişleri Bakanlığı'nın da yaptığı operasyonlarla Ordu İl Emniyet Müdürlüğü takdir topladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü başarılı operasyonlarıyla suçlulara göz açtırmazken şehrinde güvenliğini sağlıyor.
Ordu'da son aylarda İçişleri Bakanlığı'nın da yaptığı operasyonlara paralel olarak birçok başarılı operasyona imza atıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından son 4 ay içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 188 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 42 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 15 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranmakta olan 7 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranmakta olan 4 şahıs olmak üzere toplamda 256 kişi yakalandı. Hem emniyet hem de jandarma ekiplerinin başta zehir tacirlerine yönelik operasyonları da aralıksız sürüyor. Her hafta hem polis hem de jandarma bölgesinde ortalama 30'un üzerinde operasyon gerçekleşiyor. Uyuşturucu maddeler ele geçirilirken zehir tacirleri de bir bir gözaltına alınıyor. Son bir ay içerisinde ise Ordu'da 50'nin üzerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında ise 60'ın üzerinde kişi adliyeye sevk edildi. Ardından 7 kişi ise tutuklandı. Öte yandan Eylül ayında da Karadeniz'i geçiş yolu olarak kullanan çeteye darbe vurulmuş. 241 kilogram yani 1 milyon kişiyi zehirleyecek uyuşturucu maddeye el koyulmuştu. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 2 dönem boyunca yürüttüğü vekillik görevinde kırılması zor bir rekora imza attı. Ordu'nun tüm mahallelerine ziyarette bulunan Gündoğdu, ilde milletvekilinin uğramadığı mahalle bırakmadı. Bu mazbata sadece bizim tek başımıza aldığımız bir mazbata değil. Hep birlikte bu kadroyla beraber seçime girdik. Aynı hızla, aynı heyecanla görevimize devam edeceğiz. Değerlendireceğiz, değerlendirmelerimizi yapacağız. İlçelerimizi dolaşacağız. Eski AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bu sözlerle başlamıştı Ordu'da milletvekilliğinin ikinci dönemine. Dediğini de yaptı görev süresi boyunca. Değil gitmedik ilçe, gitmedik mahalle bırakmadı. Ordu'yu AK Parti teşkilatlarıyla karış karış gezen Gündoğdu milletin vekili oldu. Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor, kabilelerin sevdiği amelelerde ağlıyor türbe divanlar. Bunu yaparken vekiller sadece seçim zamanı halkın yanına geliyor klişesini de yıktı. Metin Gündoğdu'nun görev süresinde bazı mahalleler ilk defa milletvekili ağırladı. Sayın vekilim hoş geldin. Dağyolu köyüne ilk kez ayak basan vekil oldun. Bizi onurlandırdın, bizi gururlandırdın. Sağ ol. Ordu'yu karış karış gezerken Ankara'dan gelmesi gereken yatırımlar için de Gündoğdu yoğun çaba sarf etti. Kimi zaman fındık, kimi zaman şehir hastanesi, kimi zaman bakanlık yatırımlarıyla ilgili müjdeler verdi. Gündoğdu görev süresinin sonunda çıktığı yayında da çalışmalarını ve Ordu ile ilgili düşüncelerini şu kelimelerle ifade etmişti. Ben Ordu'da milletvekili olarak mahalle mahalle gezen tek milletvekiliyim. Mahalle mahalle gezdim. Bunu da sizin ekranlarınız şahit. Bundan sonra da gezmeye devam edeceğim Gökhan Bey. Şimdi kimse merak etmesin. Ben milletvekili olduğumda ilk sözüm şuydu. Ben Ordu milliyetçisiyim. Ben Ordu sevdalısıyım. Ben Ordu aşığıyım. Ben Ordu için mücadeleye devam edeceğim. Ben Ordu için mücadele edeceğim. Sonuna kadar. Bu orduyu büyütmek için mücadele edeceğim. Bu orduda şehrimizi daha güzel bir şehir yapmak için, Ordu'yu daha da zengin bir şehir yapmak için, Ordu'yu daha fazla yatırım alan, daha fazla turist çeken bir şehir yapmak için gayret göstermeye devam edeceğim. Dün milletvekilliği olarak 14'ünden sonra milletvekili olmayarak 26 ve 27. dönem milletvekili Metin Gündoğdu olarak ve AK Parti'nin bir neferi olarak, bir koşturan olarak ben mücadeleme devam edeceğim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karadenizli'nin yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesi için önümüzdeki yıl ihalesinin yapılacağını ve
aralarında ordunun da bulunduğu 6 ili demiryoluyla bağlamak istediklerini söylemişti. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel'e göre ise bundan en iyi şekilde yararlanabilmek için şehirde altyapı ve sanayinin bitirilmesi şart. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karadeniz'in yıllardır beklediği yüksek hızlı tren projesi için önümüzdeki yıl ihalesinin yapılacağını ve aralarında Ordu'nun da bulunduğu 6 ili demiryoluyla bağlayacaklarını duyurmuştu. Şimdi bizim öncelikle Ankara, Sivas'dan, Delice'den ayrılıp Çorum'a, oradan da Samsun'a giden bir projemiz var. Yüksek hızlı tren projemiz var. Oradan da Karadeniz sahilden komple Batum'a kadar giden bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Ya biz bunu yaparsak o zaman Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimini komple bağlamış olacağız. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre yüksek hızlı tren projesinin ilk ayağı Samsun'dan başlayacak. Daha sonra ise demiryolu sahil hattı üzerinden aralarında Ordu'nun da bulunduğu 6 ili birbirine bağlayacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel'e göre ise bundan şehrin en iyi şekilde yararlanabilmesi için şehirde ilk olarak sanayinin ve altyapının bitirilmesi şart. Ya mutlaka ulaşımla ilgili yapılan her şeyin bir şehre faydası var. Havaalanının, limanın, demiryolunun ve hatta işte lojistik merkezlerin. Biz de bundan maksimum faydalanacak her şeye hazırız. Ama sanayimiz ve altyapımızın da buna hazır olması lazım. Başkan Karlibel, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin bu yüzden bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine de işaret etti. Bizim bir an önce organize sanayimizin bitirilecek, ikinci organize sanayimizi bitirecek tüm desteklere ihtiyacımız var. Projelerini hazır ettik. Bunu mutlaka yeni yılda, 2024 yılının hemen başlarında tüm altyapısının ihale edilmesi lazım ki sanayimiz bu hatları beslesin. Karlibel, Karadeniz bölgesinde hayata geçirilecek hızlı tren projesinin başta turizm olmak üzere sadece şehir merkezine değil kırsal bölgelere de önemli bir fayda sağlayacağını belirtti. Turizm yönünden de nasıl ki Kars'ı bugün demiryolu turizm merkezi haline getirdi, Ordu'ya da çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Demiryolu ulaşımı oldukça ucuz ve kolay bir ulaşım. Hem kırsalımızı da besleyecek, şehrimizin merkezinden geçmeyeceğine göre, hem derin ilçelerimizin de turizme daha fazla katılmasını sağlayacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik aralarında Ordu'nun da bulunduğu 46 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel 3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulduğunu açıkladı. Türkiye genelinde düzenlenen Çengel 3 operasyonlarıyla akaryakıt kaçakçılığına büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Ordu'nun da bulunduğu 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla düzenlenen operasyonda 91 şahs saatli 43 şahsa idari işlem yapıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 278 adrese arama yapıldı ve piyasa değeri 38 milyon TL olan 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası kesildi. İçişleri Bakanı paylaşımında operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek ifadelerine yer verdi.
Ordu Fırıncılar Odası Başkanı olan İsa Yazıcı, Gürgentepe CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasıyla belediye başkan aday adaylığını duyurdu. Yerel seçimler öncesinde aday adayları belli olmaya devam ediyor. Ordu Fırıncılar Odası Başkanı İsa Yazıcı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürgentepe Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu. Yazıcı, Gürgentepe CHP İlçe Başkanlığı'nda bir basın açıklaması düzenledi. İsa Yazıcı yaptığı açıklamada CHP'den Gürgentepe Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Buradan belki bir ay öncesine kadar aday adayı olmayı bile düşünmüyordum. Ancak geçen dönem bize oy vermeyen yurttaşlarımızın, katkısıyla birlikte tekrar adayı olmam noktasında çok ciddi telefonlar, uyarılar ve baskılar aldım. Bu nedenle bu yurttaşlarımızın bu halisane ve güzel düşüncelerini yok saymama adına adayı olmaya karar verdim. Buradan şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Adayı bu dönem bize oy veren kardeşlerimle birlikte, komşularımla birlikte oy vermeyenlerin de adayıyım. Rabbim müsaade ederse inşallah çok büyük hizmetler yapmaya, diğer tüm adayları arkadaşlarımla da birlikte, diğer tüm Gürgentepe'nin STK'ları, sivil toplum örgütleri ve tüm bileşenleriyle birlikte Gürgentepe'yi ayağa kaldırmak gibi bizim bir olmazsa olmaz mecburiyetimiz var. Ne demiştik seçim zamanı? Hiç unutmayın. Çaresi yok, Gürgentepe şahlanacak. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cuma günü başlıyor. Satış yeri ve tamircilerde de son gün yoğunluğu yaşandı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Cuma günü başlıyor. Satış yeri ve tamircilerde de son gün yoğunluğu yaşandı. Otolastikçileri gün boyunca kış lastiği mesaisi yaptı. Bayağı bir yoğunluk var. Randevulu çalışıyor zaten. Bayağı bir yoğunluktan dolayı müşteriler tabii ki son gün olduğu için bayağı bir montaj sırasına giriyor. Herkes tabii ki birden işini yaptırmaya çalışıyor ama hepsi birden olmuyor. Son gün olduğu için ticari araçlar biraz daha onları sıkıştırıyor. Tabii ki normal otomobillerde önem verenler, uzun yola gidenler, E5'te araç kullananlar onları taktırmak ya da montaj yaptırmak istiyor tabii ki bundan dolayı. Kış koşulları nedeniyle tüm sürücülerin de bir an önce araçlarına kış lastiği taktırması öneriliyor. Bizim şimdi Karadeniz bölgesinde biraz daha yüksek kesimlerde daha var. Yollarımızda kar, buz düşüyor. Şu anda biraz daha Türkiye bölgesine biraz daha erken daha düştü kar. Ondan dolayı da biraz daha erken yoğunluk var yani bundan dolayı. Tabii ki otomobil grupları da müşterilerimize kışlık lastiklerini yani zorunlu değil ama güvenlik için, karşı taraf için ya da durma, kalkma için tabii ki onlara da tavsiye ederim taktırmaları. Kış bakımları sadece kış lastiği ile de bitmiyor. Şoförlerin araçlarında yaptırması gereken başka bakımlar da var. Kış lastiği yaptırdıktan sonra sadece ile kış lastiği bitmiyor. Aracın fren bakımı, antifriz kışın donmamasının için o bakımları, silecek, buzlanması için onlara bakımı, tabii ki sadece lastikten bitmiyor bu işler. O bakımları da yaptırması gerekiyor tabii ki müşterilerin. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olan toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'den önemli bir müjde geldi. Başkan Güler, Gönderiç'e tam kapasiteyle çalıştığında 70 bin kişiye hizmet verecek olan kayak merkezi projesini hazırladıklarını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'den Ordu'ya yeni kayak tesisi müjdesi geldi. Başka sürpriz de size bu yeni dönemde, yani bizim uzunca bir süredir çalıştık bakanlıklarla, emek sarf ettiğimiz çalışma Gönderiç projesi. Şurada maketi var. Buraya getirdik maketi. Bu maket Gönderiç'in 1/4. 4 tane, yani ondan 4 tane dilim yan yana geldiğinde Gönderiş ortaya çıkacak.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olan toplantısının 3. birleşiminde konuşan Başkan Güler, Gönde ilçe tam kapasiteyle çalıştığında 70 bin kişiye hizmet verecek olan kayak merkezi projesini hazırladıklarını söyledi. Türkiye'de Ordu'yu, Kabadüz'ü dünyanın sayılı merkezlerinden, Türkiye'nin demiyor, dünyanın sayılı merkezlerinden bir haline getirecek. Çambaşı'nın zırakımı 1950 metre. Gönderi çünkü 2736 metre. Gönderi Şambaşı'nda 2,5 ay ortalama kar var. Gönderi'de 5 ay kar var. Daha uzun dönem karla haşır neşir olacağız. Turistik tesisler olacak, oteller, yerler, yerleşim merkezleri. Buranın alanı 136 hektar Çambaşı. Burası 4000 hektar. 17 kilometre pist alanı var Çambaşı'nın. Buradaki 120 kilometre. İki ayrı mekanik tesis var. Burada 9 ayrı mekanik tesis. Dolayısıyla bir tanesinin 4000 kişi günlük kapasitesi olacak tam kapasite çalışırken Çambaşı'nın, buranın 70 bin kişi. Tesisin maketini meclis toplantısında meclis üyeleriyle paylaşan ve tesis hakkında teknik bilgiler veren Başkan Güler, her alanda orduyu öne çıkaracak bir proje ortaya çıkacak dedi. Müthiş bir şey. Yani hadi bunun onda birine bile ulaşsak orduya müthiş bir gelir, müthiş bir gastronomi, yeme, içme, gezme, spor, daha sağlıklı bir yapı. Bu başlı başına bir iş. Bunu tabii etap etap olacak bu çalışma. Maketi orada, sunumu karşınızda. Bu da muhteşem bir proje. Bu da ordumuz için hayırlı olsun. Başkan Aşkın Töre'nin şehre kazandırdığı bölgesinde bir ilk ve tek olan mükemmeliyet merkezi, kadınlara, gençlere ve her kesimden vatandaşa meslek ve sanat eğitimi imkanı sunuyor. Başkan Aşkın Töre'nin şehre kazandırdığı bölgesinde bir ilk ve tek olan mükemmeliyet merkezi, kadınlara, gençlere ve her kesimden vatandaşa meslek ve sanat eğitimi imkanı sunuyor. Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi'nde gençlere ve kadınlara geleceğin mesleklerinin yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler de öğretiliyor. Altınordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle farklı alanlarda düzenlenen 11 kursa 300 kursiyer devam ediyor. Bir haftadır buradayız. Ev ekonomimize katkı sağlasın diye el emeği, örgü, bebek öğrenmeye çalışıyoruz. Belediyemize de teşekkür ediyoruz Aşkın Bey'e. Ben çalışan bir kadınım. Nöbet hariçleri, nöbet çıkışları buraya geliyorum. Hobi amaçlı. İki haftadır geliyorum. İki haftada bu tavşanları yaptım. Burada meslek öğreniyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Kağıt üzerine rölyefler çalışıyoruz. Kesim işlerini yapıyoruz, işte boyut veriyoruz, boyutlandırıyoruz. Toplumun her kesimine yönelik eğitimler verilen Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi'nde halen Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi, yabancı dil kursları, aşçılık eğitimi, pastacılık eğitimi, çikolata atölyesi eğitimi, işaret dili eğitimi, amigurumi eğitimi, gitar eğitimi ve kağıt rölyef eğitimi kursları aktif bir şekilde devam ediyor. Kursumuz Altınordu Belediyesi'nde 1 Kasım itibariyle başladı. Sabah ve öğrenci grubumuz şeklinde devam ediyoruz şu anda. Sabah grubumuz 13-14 kişi, öğlen de 17-18 kişi civarında. Burada kağıt rölyef kursu başlattık. Bayanlar çok memnun olarak bu kursu almaya geliyorlar. Kursumuz Altınordu Belediyesi'nin içinde açıldı. 11. ayın 1'i itibariyle faaliyete geçti. Amigurumi, örgü, tığ işi, oyuncak bebek yapımı demek. Burada bayanlar hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyorlar, hem maddi olarak ailelerine katkı sağlıyorlar. 12 öğrencimiz var. İngilizce başlangıç seviyesinde derslerimizi işliyoruz. Kursumuz, kursiyerlerimizle birlikte güzel bir mekandayız. Kurs merkezimiz gerçekten çok güzel, çok ferah bir mekan yapılmış. Aşkın Töre'de de çok teşekkür ederiz böyle bir merkez kurduğu için. Burada bizim Kur'an-ı Kerim kursumuz mevcut. Önce Kur'an-ı Kerim'i sıfırdan başlayıp hiç Elif Bağ'dan başladık. Sonra da tecvid bilgisine başladık. Bize böyle bir imkan sağlayan Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Töre'ne çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onun verdiği bu imkanlar sayesinde
hem hanımlarımıza Kur'an-ı Kerim'i baştan sona öğretip hem de ilmi tecvid ilmiyle beraber süsleyip Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okuyoruz. Hem şehir hem ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz diyen Başkan Aşkın Tören, nüfusumuzu iyi yetiştirmemiz, eğitmemiz ve geleceğe hazırlamamız lazım. İstihdam odaklı projelerimizde tüm imkanlarımızı gençlerimizin ve kadınlarımızın meslek edinme yoluyla istihdamı yönünde seferber ediyoruz. Şehrimiz ve insanımız için her alanda canla başla çalışmaya devam ediyoruz dedi. Kendilerine bu imkanı sağladığı için Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Aşkın Tören Bey'e çok teşekkür ederiz bize böyle imkanlar sunduğu için. Alanda bize hizmet sunduğu için de ayrıca belediye başkanımız Aşkın Tören Bey'e de çok teşekkür ediyoruz imkanlarından dolayı. Başkan Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aşkın Tören'in bu güzel bizim için açtığı mükemmeliyet merkezi için de teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız Aşkın Tören'e bu kursu açtığı için teşekkür ediyorum. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, kırsal mahallelerde yaşam standardını yükseltiyoruz dedi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, gönüllere giden yollar inşa ediyor, hemşehrilerimize en iyi hizmeti götürüyoruz dedi. Son 4,5 yılda Yapraklı Mahallesi'nde yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Kibar, son 4,5 yılda Yapraklı Mahallemize 1,5 kilometre sıcak asfalt çalışması, 1 kilometre beton yol çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmalara ek olarak yine Ordu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte koordineli bir şekilde Dolunay, Yapraklı, Başköy mahallelerimize birbirine bağlayan toplamda 6 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Her geçen gün daha da gelişen ve büyüyen Fatsa'mızda vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yol yapım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mahallemizde ve grup yollarında standardı yükseltip konforlu ve uzun ömürlü bir yol ağı için bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmügüler'e teşekkür ederiz dedi. Yapraklı Mahallesi Muhtarı Telas Sor ve vatandaşlar da Başkan Güler ve Başkan Kibar'a teşekkür ettiler. Yapraklı Mahalle Muhtarı Telat Sor. Mahallemizin şu anda 200-220 metre civarında şu anda Fatsa Belediyemizin döktüğü 220 metrelik bir mahalle sokağımızın betonunu döküyoruz şu anda. Şu çalışmalardan dolayı gerçekten Fatsa Belediyesi Başkanımıza, Ethem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz Yapraklı'mızın adına, muhtarlığımız adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu 4,5 yılda Yapraklı'mıza güzel yatırımlar yapıldı. Güzel çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Sanayiye inen yolda 1 kilometrelik beton yol yaptık Fatsa Belediye'miz öncülüğünde. Allah hepsinden de razı olsun. Ethem Başkanım'dan, Hilmi Güler Başkanım'dan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yapraklı Mahallesi Tepek Sokak'ta oturuyorum. Şimdi mahallemize bu yolun, yıllardan beri bu yolun şeyini, zahmetini çekiyorduk. Çok sıkıntı çekiyorduk. Araba çıkmıyordu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Plan ve Proje Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Plan ve Proje Müdürlüğü personeliyle Atatürk Parkı sosyal tesislerinde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Ünye'de yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu programda yaptığı konuşmada hizmetlerden bahsetti. Müdürlüğümüzün çalışma alanı gereği iki grupta hizmet vermekteyiz. Hem belediyemizin sahadaki uyguladığımız projelerini hazırlamaktayız. Hem de park bahçe birimi olarak yeşil alan ve rekreasyon alanlarımızı düzenlemekteyiz. Bu alanda ekibime gösterdikleri çabadan dolayı, özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrin geleceğini şekillendirmek adına geçen süreçte ciddi adımlar attıklarını ve kalıcı eserler bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise belediye olarak 7/24 esasına göre çalıştıklarına dikkat çekti. 4,5 yılı Allah'a şükürler olsun geride bıraktık. Bu süreç içerisinde şehrimizde belediyemizin, yerel yönetimimizin toplum nezdinde karşılık bulmasına, güven bulmasına vesile olunan bir süreç yaşadık.
Bunda hepimizin emeği var. Onun için emeklerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu hizmetleri Cenab-ı Allah ailenize, yuvanıza, ahiretinize ışık etsin. Bereket eylesin diyorum. Sağlık, sıhhat, afiyete dönüştürsün inşallah diyorum. Bu hizmetleri artırarak hep birlikte inşallah devam etme fırsatı buluruz. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 12 ilçede yürüttüğü Tulup Bolaman Çayı Havzası projesi kapsamında yetiştiricilere büyükbaş hayvan, koyun ve koç dağıtımı gerçekleştirildi. Ordu İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün 12 ilçede yürüttüğü Tulup Bolaman Çayı Havzası projesi devam ediyor. Proje ile birlikte tarım başta olmak üzere birçok alanda bölgenin kalkınması hedefleniyor. Proje kapsamında hak kazanan 12 yetiştiriciye 36 adet büyükbaş gebe düve, 6 yetiştiriciye 300 koyun ve 18 koç dağıtımı gerçekleştirildi. Koyun yetiştiriciliği konusunda müracaat eden ve şartları uygun bulunan 6 üreticimize 318 adet koyun ve koçlarının teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün ise Aybastı ilçemizde proje uygulama havzası olan Bolaman Havzası'nda bulunan ilçelerimizden başvuru yapan üreticilerimizin 12 şartları uygun bulunan 12 üreticimizin büyükbaş hayvanlarının teslimini gerçekleştirdik. Sadece hayvancılık değil, bitkisel üretim ve birçok konuda da proje çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. Proje ile ilgili uygulamalarımız sadece hayvancılık konusunda sınırlı değil. Kivi yetiştiriciliği ve seracılık konusunda da ve diğer bitkisel üretim konularında hurma yetiştiriciliği de var bunun içerisinde. O konularda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Aynı şekilde gene mera alanlarımızda önümüzdeki yıl itibariyle ıslah çalışmaları da bu proje kapsamında yürütülecek. Havzada yer alan mera alanlarımızda ıslah çalışmalarında önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Ordu İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin havzaya her konuda çok büyük bir katkı sunacağını ifade etti. Uygulanan bu projenin tabii bölgeye, bu havzaya çok büyük katkısı olacak. Bunu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Burada var olan bir potansiyel var, ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyelin değerlendirilmesi noktasında bu proje çok çok büyük önem taşıyor. Ben bu proje uygulamalarının önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini ve bölgede var olan bu potansiyelin hayata geçirileceğine inanıyorum. Bu yönde tüm ekip arkadaşlarımla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ordu Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunları 21 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Hem anılar tazelendi hem de dostluk köprüleri yeniden kuruldu. Hamsiciler! Ordu Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunları 21 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Sadece böyle mi? Ordu Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nin 2002 yılı mezunları arkadaşlarının iş yerinde gerçekleştirilen etkinlikte doyasıya hasret giderdi. Çok uzun süredir planlıyorduk bunu ama bir türlü bir araya gelemiyorduk aynı yerde olmamıza rağmen. Böyle bir etkinlik oldu, güzel oldu. Evet, dışarıdan gelen arkadaşlarımız da oldu. Bir arada çok güzel bir etkinlik. Biz hep aynıydık, hiç değişmemiştik. Mutluyduk. Bir arada olmak gerçekten tarif olmayan bir his. Mustafa arkadaşımız bunu düzenlediği için çok çok teşekkür ederiz. Hem anılar tazelendi hem de dostluk köprüleri yeniden kuruldu. Hem de hep birlikte hamsi kızartılıp yenildi. Yıllar sonra bir araya gelip bu organizasyonda buluşmak çok güzel. Hiçbir şey değişmemiş. Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlar bir araya geldi. Çok güzel oldu yani, keyif aldım. İnşallah bundan sonra da başka günlerde, zamanlarda bir araya geliriz. İzmir, Ankara başta olmak üzere il dışından gelen arkadaşlarıyla bir araya gelen mezunlar gönüllerince eğlenmeyi de ihmal etmedi. Sanki hiç kopmamışçasına başlayan, devam eden o arkadaşlarımız bugün burada hep birlikte bir araya getirdi bizi. Sanki birbirimize baktığımız zaman o günkü sınıfa tekrar geri dönüyormuş gibiyiz. Yeniden bir araya gelmenin keyfini çıkaran mezunlar, arkadaşlarının da doğum gününü unutmadı.
Bizler bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.